Günaydın. Bugün 8 Ağustos 2023. Uzun zaman sonra video çekmeye başlıyorum. Çünkü bugünün bir önemi var. Bugünün anlam ve önemi şerefine. Şu anda birazdan köye gideceğiz. Hayriye'ye, Denizli'ye, köyümüze. Babaanneciğimin yanına. O yüzden video çekeceğim ve Bengisu da bizimle geliyor. Daha eğlenceli olacağını düşünüyorum. Bayağıdır video çekemiyorum arkadaşlar çünkü çok sıcak birincisi aydın. İkincisi yara modum düşüktü bayağı. Ama hiç ya hiçbir şey yok hayatımda. Kötü giden bir şey yok aslında. Ama yani o çekecek enerjim falan yoktu. O yüzden çekmedim. Ve bilmiyorum ya. Arkadaşlar hani arkadaşlarımla uzun zaman görüşmeyince de önceliğim onlarla sohbet muhabbet etmek oluyor. Anlatacaklarımıza yoğunlaşıyoruz. O yüzden o anda mesela çekmeye başlayıp yerim bıraktığımda da çok video oldu. Başını başlıyor, sonu gelmiyor falan filan derken. Neyse. Sonuç olarak bugün buradayız. Bayağıdır çekmediğim için de garip hissediyorum bir tık. Bu arada bir tık çok az tadım kaçık, sebebi de gerçekten felaket bir sırt ağrısıyla uyandım. Ama böyle bir şey hayatımda hiç yaşamadım. Zaten benim hiçbir yerim ağrımaz. Başım da ağrımaz arkadaşlar. Ben hasta doğmam. Böyle bir insanım ben. Ama böyle bir anda resmen hatta bu ağrıyla uyandım bile diyebilirim. Huzursuz uyuyorum zaten. Hani uyanmam gerek bilinciyle uyuyorum. Bir yandan da bu sırt ağrısı eklendi. Başta uyurken anlamadım dedim. Hani çok uyuyunca da benim bazen ağrıyor. Çok uyuyunca ama hani böyle 20 saat falan, 15 saat falan uyuyunca da ağrıyor. Öyle bir şeydir sandım. Gerçi çok da uyumamıştım ama. Sonra bir kalktım, hala şu an felaket. Ya gerçekten çok kötü bir şey. Kesici bulamadım evde. Kas gevşetici içeceğim birazdan. Babam geldi. Babam geldi. Bu da demek oluyor ki birazdan gideceğiz. Şimdi güneş kremimi sürdüm. Hafif bir makyaj yapacağım. Çantamızı hazırlayacağız ve çıkarız muhtemelen. Evet, hazırlandık. Çıkıyoruz bakalım. Gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar bakın evimizin altında incir ağacı var. Biz de buradan toplayıp yiyoruz. Bakın. Durun göstereceğim arka kameradan. Minik incirler. Ya ben aşırı sevmiyorum ama babam yediriyor bayağı. Bilmiyorum, yeşil güzel yine. Kuru da. Arkadaşlar bakın yine babam görev başında. Merhabalar. Thank you. Ne yapıyorsunuz acaba? İncir toparlıyorum. Kızıma. Küçük gibi. Arkadaşlar yolluklarımız. İstanbul için bu çok garip bir şey. Resmen apartmanımızın altında incir ağacı var. Ama var. Böyle hayatlar da var arkadaşlar. Mesela bakın bu da diğer apartman. Bu da limon ağacı muhtemelen. Bakın daha minicikler. Ama bu arada bizim eski apartmanımızın altında limon ağacı vardı. Limon ağacının yaprakları çok güzel kokuyor arkadaşlar. Bir tane koparsam. Bir şey olur mu acaba? Evet. Siz tabii kokusunu alamıyorsunuz ama bayağı güzel kokuyor. Evet arkadaşlar, yolculuğumuz başladı. Pink suyu aldık. Merhabalar. Selamlar. İlk durağımız Migros. Evet. Devam edebiliriz. Nazilli'ye geldik şu an. Nescafe Express almak için ama soğuk yoktu. Neyse biraz daha araştıracağız. Umarım buluruz. Yolculuğumuzu anlatalım. Anlatalım. Şimdi yolda uyuduk öncelikle. Evet, sabahın 10'unda yola çıkacaktık dedik ama çıktık 12. Gözde 10'da yola çıkacağımız için 10'da uyan. Sonra yol çok iyi. Gözde'nin yengesi var bir tane. Buradan sevgiler. Çok iyi bir insanmış. Onları çok sevdik. 2 gün harika şeyler bizi bekliyor olacak. Yolculuk nasıl gidiyor? Güzel. Süleyman. Nasıl gidiyor yolculuğumuz? Çok güzel geçiyor. Seninle olduğu için. Hayatta da senin nasıl gidiyor? Yanıyorum. Yani... Mükemmel gidiyor. İlk malamızı verdi. Alıncaklarımızı aldık yine. Devam. Devam. Arkadaşlar geldik köyümüze. Geldik. Pink suyu da getirdik. Yol hakkında bir şey soracak olursam bence az geldi. Bir saat daha giderdi. Yok ya, tam idealdi bence. Şaka yapıyorum ya. Ama manzara çok iyiymiş ya. Göstereceğiz şimdi size daha. Burada bir günümüz, 2 günümüz yani daha doğrusu çekeceğiz. Evet.
2 gece 3 gün. Güneşin doğuşunu izleriz buradan. Nereden doğuyordu acaba? Güneşin doğuşu ya, nasıl yaşanırız? Kendimin yaşlılık halini gördüm bu arada arkadaşlar. Değil mi kanka? Aynısı. Geldik köyümüze. Babaannem evde yok ama babaanne biz geldik, sen neredesin acaba? Evet arkadaşlar, bahçe turuna çıktık. Şimdi bahçede ağaçların ne olduğunu bilme challenge yapıyoruz. Hiç bilemedik. Sıfıra sıfıra. Tüm ağaçlar birbirine benzemiyor mu sizce? Bence bu ikisi de kiraz ağacı olabilir. Babam da bilmiyor. Şu an burada bilen kimse olmadığı için sallayabiliriz. Sallayabiliriz. Arkadaşlar bahçe turumuzdan sonra şimdi semaver etkinliğimiz başladı. Haydi köyünde etkinlikler bitmiyor arkadaşlar. Evet, hepinizi bekleriz. Şey çıkın çıkın gelin. Bengisi'ye veriyoruz şimdi kamerayı. Star teyze, YouTuber torunun olması nasıl bir duygu? Hadi bakalım babaanne. Gurur mu duyuyorsun? Evet. Ben de gurur duyuyorum. Peki hostes bir torunun olması? Oo, daha da gözde düştü şu. Ben düştüm gerçekten. Ama bu da ne olacak? Avukat. Ne oldu ya bunun? Çaycı başı, çaylarımız nasıl? Baki yengem beğenmedi çayımızı. Baki yenge neden beğenmedin? Demli. Sinirliyim zaten. Neden? Bütün yol boyunca halbuki. Çok enerjiktin. Böyle yapıyordun. Hayır, demli çay içemedi. Hangi şarkıydı? Uğra meselesi bir şekilde. Başka yok. Çok iyi bir olay. Arkadaşlar bizde durumlar böyle. Evet, Pinky Su Sert Taş'la Hayriye Köyü gezimize evet. Hoş geldiniz. Birinci şart, yelek giymeniz çok önemli. Yelek giymeden gece turuna çıkamazsınız. Diğer şartımız ise köyde dışarıya gezmek istiyorsanız havanın kararmasını bekleyin. Neden? Çünkü ilginç olayları hava kararınca yaşarız. Sadece. Öyle miymiş? Paranormal öyle şeyler. Mi olmuş? Evet, paranormal şeyler dönecek. Gözde bir tık korkacak ama. Ben korkuyorum. Videolarda siz izleyeceksiniz. Arkadaşlar köy turumuz hızla devam ediyor. Evet, hiçbir değişiklik yok, hala yürüyoruz. Yürüyoruz sadece. Hiç aktivite yapmıyoruz. Şurada güneş batıyor. Güneşin doğuşu, batışı, farksız. Ya. Nasıl yaşanırsa yaşadım. Çok iyi yaşadık ya bu hayatı. Evet, gidiyoruz. Gerçekten az insan var. Ses yok. Işıklar azalmaya başladı. Nereden hayat duruyor artık, köyde şu an bitiyor. Ve sadece bizim sesimiz var bütün köyde. Bizim sesimiz de şey, masaya her şeyi koymaya. Dönüşte çok karanlık olursa nasıl gideceğiz bakacağız. Babamı arayacağız. Bu kadar çözüm budur. Arkadaşlar meşhur köyümüzün koca taşına geldik. Burada internet full çekiyor. Benim internetim bu arada bir tek burada çekiyor. Şunun üstüne oturacağız büyük ihtimal şimdi. Hadi başarabilirsin. Korkuyorum. Arkadaşlar, köyümüzden hepinize merhaba arkadaşlar. Gözde nereye kaçıyorsun ya? Beni burada bıraktın. Kaçıyor ya. Bir YouTuber'ın kaçışını görüyoruz arkadaşlar. Bu kadar. Bu kadar korkmadı ya bir insan köyde. Bak. Evet arkadaşlar, şey gece oldu. Şimdi gece yemeğimiz. Ben hazırladım. Ekmek arası peynir domates. Çok kaliteli. Çok istemiştim. Bir yani. Şimdi kokusu yiyeceğiz. Var. Bunun kokusu var. Anlatabiliyor muyum size? Evet. Afiyet olsun. Beğendin mi? Mükemmel. Şöyle bir araçla gidiyorum. Oo, araç kalkıyor, ben de geleyim. Gidiyoruz.
Bir şeye benziyor. Arkadaşlar Adalar'a giden bir de Büyükada'da falan da bu tarz araçlarla gidiyorlar. Abonman falan geçiyor onda bu arada. Şöyle. Buradan bence böyle bir araç. Evet, üzerimize bineyim. Arkadaşlar iniyoruz. Yani şöyle bir araç. Şu onu götüren aracı özellikle göstermek istedim. Baba! Şöyle bir şey getirdim. Baba! Şurada da işletmeler falan varmış. Baba! Yani şu olay en azından yeni olmuş. Bu buraları ben bilmiyorum yani. Gelmiş miydik? Çok rüzgar var. Şu an beni duyuyor musunuz? Bakın babam traktör izliyorlar. Türk insanı yine her yerde aynı traktör izliyor. Niye böyle bir amaçla kullanılıyor Onan? Sen tarla sürüyordun, tarla ya. Tarla sürüyordun, nerede saldırı yeri olmuş? Türklüğümüzü konuşturduk her yerde. Ben yazacağım birazdan. Herkes bir şeyler yazmış. Her şey çok güzel ve harika olmuş. Ha, burası boş. Yazıyoruz evet, arkadaşlar. Ne? Yalanım baksın, ilk kez yerler. Ama senin de ilk kez geldik. Bir sürü sinekler yedik. Ama sinekler çok canımızı. Gerçi o diğer saldaydı ama olsun. Bu eğlenceli anı. Beklemeyeceğim. İzlemek isterseniz YouTube'a Gözde Salı yazıp salda videomuzu ne? Ama altına yazmam lazım gözde kalı diye. Gözde kalı, YouTube'a gözde kalı, sağda gözde izleyelim. Gözde kalı. Arkadaşlar videoya buradan gelenler yorum yaparsa çok sevinirim. Bizi buraya getiren Türkçü ustama. Nereye gidiyorsun? Süleyman abi yaz. Sana bir şey yazıyordu. Neyse anlarlar. Ustanın adı. Gezisiydi. Evet. Babam yazmıyor ama ben onun yerine yazıyorum. Berk ne yazmıştın lan? Hoca. Amcası. Çok güzel çeker. Valla. Kameraya gidip dönüyor, hareket ediyor. Evet, babamın için hepsi yazdık. Gidiyoruz. Bye bye. Arkadaşlar çok şaşıracaksınız ama biz neredeyiz biliyor musunuz? Sonunda tekrar getirdim buraya. Bayağıdır gelmemiştik. Yaklaşık bir 5 saattir değildik biz Salda'da. Şu an geldik. Şu an gelmiş olduk. Şu an bu Salda yazısını gördüğümüz için artık gelmiş bulunduk. Gidiyoruz şimdi babama doğru. Sonra da eve gidiyoruz. Tamam mı? Artık eve gidiyoruz. Tamam anneciğim. Bakın, artık eve gidebiliriz. Bu videoyu sana hiçbir yere yürütmeyeceğim seni. Tamam gidiyoruz. Evet arkadaşlar, köyde 3. günümüz ve konuşmamız böyle. Ve Batı. Tekrar Salda'ya gelip batırız. Tekrar geldik. Salda evimiz, YouTube, Gözde YouTube babamız. Şimdi tekrar aynı yerdeyiz. Ve tekrar köye dönüyoruz. Ben yoldan çıkabilirdim, yapmadım, kıyamadım. Ve Gözde ayağının yarım metre suya
Gömüldü. Gömdüm. Ben yapmadım. Salda Gülcan'ı çekti aşağıdan beni. Evet, hala canavar olduğunu düşünüyor. Vardı. Ellerim kile battı.